Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir Kablosuz kedinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde yaptığımız işlem şuydu kapça kodu yani doğrulama kodu oluşturmaktı ee, kendi kendine oluşturuyordu. Basit bir şekilde nasıl oluşturulduğunu gördük şurada göstermeyi sağladık. Bu dersimizde yani bu videomuzda da kapça doğrulama kodu oluşturarak bir formdan veriyi gönderirken e, nasıl bunu doğrularız nasıl acaba validation'ı sağlarız bunu göreceğiz. Şöyle yapalım. Ee, ben şurada açayım PHP Storm'u. Ben yeni bir kapça kodu için klasör açtım. İki farklı proje olduğu için ben bunları şey yapmak istedim. Kapça folder ve fonts diye klasörlerim var. Ee, bir tane welcome isimli kontrollerim var. Ben bunu kapça test diye <laughs> affedersiniz ismini değiştirmek istiyorum. Kapça test diye bunu değiştirirsem Codeigniter bana bağırır kapça test olarak bunu da değiştirmem lazım. Artı root e, root'tan da default kontrolleri kapça test olarak değiştirelim. Şimdi e, ben birkaç tane metot ilk olarak view dosyasını yani form dosyasını ekrana getirecek. Arkadaş metodum olacak. Bir de kapça için doğrulama sub, yani formun submit edileceği yeri Yapmam lazım yani bir metot daha yapmam lazım Ama ikinci metodu açmam için Benim MVC yapısına doğru MVC yapısını kullanmam için yani şöyle mesela sallıyorum Şu an CAPTCHA Test deyip ondan sonra buraya e, Validate falan gibi yazmam için buradaki metot adını Controller'a göndermem için Burada Benim ne yapmam lazım normal şartlarda Index index.php yazmam lazım bunu aradan kaldırmam için kimi yok olmadığı için tabii bu. Bunu aradan kaldırmam için index.php'yi HT Access kullanıyorduk. Bundan mütevellit hemen buraya gelip bir adet file ekliyorum ve bunun adı HT Access oluyor. HT Access dosyasının şöyle yaz, yazmaya başlıyoruz. Rewrite ilk olarak engine on diyerek komutlarımızı yazalım. Rewrite condition yazacağız. Nedir bu condition'ımızın adı? Şu arkadaşı açıp diyoruz ki gelecek talebin adı eğer bir dosyaya eşit değilse, eğer bir klasöre eşit değilse o zaman şu rule'u çalıştır. Ve çalışacak en son rule, birkaç tane daha rule yazarsam en son çalışacak rule bu olsun diye burada arkadaşa söylüyoruz. Diyoruz ki başlangıç yani içerisinde ne geçerse geçsin şu başlangıç karakterini, bu da bitiş karakterini ifade eder. Bu da arasında ne olursa olsun ifade eder. Ne olursa olsun bunu index.php dosyasına parametre olarak gönder diyoruz. Ve böylece ne yapmış oluyor? Bizim için şuradaki yazdığımız parametreleri işte her şeyi ne yapıyor? Şuraya aktarıyor. Index.php dosyasına parametre olarak gönderiyor. O halde ben şimdi kapça klasörü altında bastığımda gördüğünüz gibi <laughs> Niye aldık ya? Nerede hata yaptık? Bakıyoruz hemen nerede <laughs> hata yaptık? Request file name, request file name. Şurada da boşluk bırakmışım. Evet, ondan kaynaklı. Kapça test diyorum mesela. Yok zaten tamam. Şimdi bir tane daha metot oluşturalım ve görelim gerçekten arkadaş sağlam şekilde çalışıyor mu HD aksesim. Zaten çalıştığını az önce gördük ama Diyoruz ki mesela validate diye bir tane metot yazdık. Diyelim echo validate olsun. Da. Valide, validate. 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 Diyoruz ki neydi bunun adı? Kapça, test validate Enter. Validate çalışıyor. Demek ki access dosyası başarılı. Tamam. O halde ilk olarak bizim kapça kodumuzun ve formumuzun göndereceğimiz yani formumuzu göstereceğimiz bir tane view dosyasına ihtiyacımız var. Ben de buraya diyorum ki form view olsun. Tamam. Salladım ismini tamamen. Burada da diyorum ki form view ekrana getir kardeş. View. Geldim. Şu arkadaşı sildim. HTML. Hatta bootstrap'ı falan da ekleyeyim mi ya? Değil mi? Bootstrap'ı da ekleyin çok tatlı olsun ya da karıştırmasam mı bilemedim. Neyse ben bu Bootstrap'ı eklemeyi düşünüyorum şu an. Bunun için personel listesinde yapmıştım en son. Ya da bizim zaten şeyde vardı. Şuradan Bootstrap Resources. Pardon Bootstrap'ı kopyaladım. Ve geldim buraya. Kapçanın içerisine bir tane Assets diye klasör oluşturdum. Bunun içerisine şunu aktardım. Ve... View in Finder, Reveal in Finder diyerek şurada şu arkadaşları dışarı çıkartalım. İçindekileri alıyorum. Assets klasörümün içerisine yapıştırıyorum. Bu kadar. Daha sonradan şu Bootstrap Minimize'ını keselim alalım. Kopyalayalım yani. Minimize alalım dedim. Gittim başka bir şey aldım. Minimize aldık. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Form View dedik bir tane HTML şablon oluşturalım. Şurada TR. Benim şuna ihtiyacım yok. Şunları sildim. Buradan da kap test dedim. Ne yapacağım burada? Linkle ekleyeceğim. Ya ben direkt buradan yazabilirim ama siz base URL'i doldurarak da bunu çalıştırabilirsiniz elbette unutmayın. Base URL ile ilgili sıkıntısı olan kafasında bir soru olan arkadaşlar base URL tanımlama ile ilgili videoya geri dönüp izlesinler lütfen. Kapça altındaki ya da öyle yapmayalım. Ha, doğru. Kapça altındaki neydi ya? As sets'in altındaki, CSS'in altındaki şu Zamazingo'yu yükle. Body'nin şey query'lik bir şeyimiz yok JavaScript'lik o yüzden onu yüklemeyeceğim. Bakalım. Gördüğünüz gibi yüklenmedi. her tabii form view yüklettik mi ekrana? Lorem ipsum yükletmişizdir herhalde. Validate'i çağırıyor pardon. Enter. Evet, bu süre başarılı bir şekilde geldi. Fontu değişti çünkü. Şimdi o halde bunu yapalım. Bir tane form oluşturacağız. Ben bir tane fiv. Aa ne güzel olmuş. Ha, elemente bak. Container isimli bir elementimiz olsun ve içerisinde bir tane row, içerisinde bir tane col md col md 6 yarısım olsun. 4 olan bir şey de olabilir ya hiç fark etmez. Bir tane div nokta form group isimli bir klasa sahip arkadaş tanımlıyor. İçerisinde label ve diyorum ki burada adınız soyadınız dınız dedik tamam sallıyoruz tabi bunları yani çok hiç önemi yok input dedim input'un klasını da verelim form control dedim boşluk o geldi type text olabilir name'i ad soyad olsun ya da e, personel adı diyelim buna tamam bu birinci arkadaştı şimdi bir tane daha Şundan kopyalayabiliriz de kopyalamayabiliriz de. Button type'ı submit olacak şekilde yazamadım ha. Submit olacak şekilde kaydet olsun bu da. Tamam. Yenileyelim bakalım ne durumdayız. Bize böyle bir şey geldi. Gayet hoş değil. Saçma sapan bir şey gözüküyor orada. Neyse H3 pardon. Bir de şuraya H3'ten personel kayıt diyelim salladım burada hr dedik formumuzda uğraşıyoruz artık şimdilik sonra butonumuzun da buton gibi gözükmesi için class verelim btn btn success evet gayet güzel oldu şimdi önemli nokta şunu bir yapayım ya şöyle sürekli ona gidip geliyor ha Şimdi önemli nokta kapça kodunun buraya gönderilmesi ve burada gösterilmesi. O halde ilk olarak kapçayı buraya gönderme işlemini yapacağız. Ne yapmıştık bir önceki derste de? Bir tane walls isimli ya da işte parametreler isimli bir tane değişken oluşturmuştuk. Bunun içerisinde bir sürü parametre vardı. Şimdi ben onları tekrar tekrar yazmak istemediğimden dolayı diğer dosyaya gidiyorum ve onları alacağım buradan. Nerede? Welcome isimli arkadaşı ateşledim buraya. Şunu da kapatabiliriz. Şu Vals'ı alalım. Şöyle yapıştıracağız. Şimdi nedir bu? Ona bakalım. Parametreler dediğimde Burası random word olacak kesinlikle. Random olacak. Ben sürekli değiştirmek istemiyorum. Şey değiş sabit bir metin göndermek istemiyorum. Font korbeldi. Biz de fontu korbel olarak gönderebiliriz oraya. Onun için de benim oradan fontu gidip almam lazım. Oy oy. Neredeydi? Kapça. İçerisindeki fonts klasörün a ha tabii ben klasör değiştirdim bunları ayrı ayrı videolar halinde koyacağım için fonts klasörüne yapıştırdım ben izinlerini hallettim bunların fonts ve kapça folder'ın kapça folder kapça kapça folder evet bu klasörü aktaracak oluşturan resimleri şu fontu kullanacak genişliği 200 yüksekliği 50 expression'i kaldırabiliriz word length kalabilir ya da kaldırabilirsiniz font size 20 image id kalsın pool kalsın evet renk ve hangi renklerde oluşturacağını da söylüyoruz ve burada oluşturmuştuk Şimdi bunu Vive gönderme işlemi de yaptık aslında. Ben onu kopyalamadım. Şimdi tekrardan yapalım burayı. Array diyoruz ki kapça kodu budur kardeşim. Kapça kodu. Tamam. Gönderelim bu arkadaşı. Vive data. Pekala. Diğer tarafa o zaman biz image'ini yazdırmıştık. Bu bir array olarak geliyordu. Array'in içerisinde indisler vardı. Resmi veren, kapça doğrulama kodunun resmini veren arkadaş ise neydi? Hatırlayacaksınız. Ee, image indisindeki değerdi. O halde geliyorum buraya. Diyorum ki bir tane daha deform group diye bir şey oluşturuyorum. Şuraya. Buna da kapça ismini veriyorum. Adam orada okuduğunu buraya yazması gerekiyor sonuçta değil mi? buraya doğrulama kodu diyelim doğrulama kodu diyelim ve bunun yanına nereye yapacağımı şaşırdım sonuna belki de bir tane img oluşturalım ve buradan img oluşturmadım, özür dilerim zaten o bize img oluşturuyor php echo img ne img'si bu ee, nereden geliyor kap çanın içerisindeki image isimli indisi bize yazdır haydi bakalım Gördüğünüz gibi call undefined function create captcha demiş. Neden dedi bunu? Sen burada kullanıyorsun bir fonksiyon ama bu fonksiyon nereden geliyor onu yazmıyorsun. O yüzden bunun helper dosyasını yüklemeyi unutmayınız. Captcha. Tamam. Yeni dediğimizde bakın başarılı bir şekilde arkadaş geldi. Altında gözüküyor doğrulama kodunun ama başarılı bir şekilde geldi. Bunları yan yana göstermek isteyebilirsiniz. Ee, tamamen size kalmış bir durum burası. Ee, hani şunu biraz kısarsınız onun yanında gösterirsiniz ya da ne bileyim şöyle yapabilirsiniz mesela, deform group bir tane daha row açarsınız içerisinde bu arkadaşın div div call md e, bir dersiniz mesela, kapçayı bunun içerisine aktarırsınız, iki ayırırsınız orayı. Ondan sonra div div nokta divi nokta call md 11 dersiniz. Geri kalanında şu form grubu ateşlersiniz. içine koyarsınız. Böylece orayı mükemmel <laughs> derecede gösterir. Ya bu nedir ya? Şunu da bir arttıran 4 olduğu için ha. Olabilir. Yo. Ne yaptık biz be? Kapçaya md bir MD şey dedik. Buradaki sıkıntı ne? CallMedia 6'nın içerisinde bir tane rol alıştırır. Sen niye öyle oluyorsun çocuğum? Şu 11 çok büyük oldu tabii. Biz onu 6 yaparsak bence... Niye oraya alıyor ya o? Şimdi saçma sapan... Aranızda front vardır. front yardım edin bana. CallMedia 2, hem pardon. Şimdi 6'ya 6 yapsak biz bunu. Yarı yarıya. Aynen öyle. Yani şimdi şöyle. Ben resim, şunu küçük yaptım. Div şurada bitiyor bir yaptığım için kol bir yaptığım için resim böyle uzuyor doğal olarak bu bunun üstüne çıkıyor çünkü o divi kontrol ediyor ondan dolayı şimdi 6'ya 6 olunca da o çok oluyor 4 yapsam çok büyük oldu azıcık 5 hani iyidir ama bence yerleri değişmeli bunların ya sesimdeki değişikliğe bak sabah olduğu nereden belli neyse Şimdi bu görüyoruz arkadaşı. Burada duruyor. Bakalım bunda bir şeyler yapabilecek miyiz başka? Görüntü güzel olsun diye uğraşıyoruz. Yoksa saçma sapan bir şey işte. Bakıyoruz. Hmm. Şunun VT ile şey şunun HT ile şunun bir değil. 74'e 50. Nasıl ya? Ha doğru tamam. 74'e 50. Mesela şunu da 74 yaparsak mesela bitini stil VT değil pardon HT 74. Şöyle ne ama? Armut, armut mı kiraz mı ne? 74 yapmıştır şimdi muhtemelen. 74 Diğeri nerede? Kapat. 74'e 74. Ama ne yapmamız lazım? Bir de bunu ortalamak için mesela basit bir şekilde line height'i de 74 piksel yaparsak bu arkadaşı böylece ortalayacaktır. Şu an daha tatlı bir görüntü oldu. Şimdi önemli nokta nedir arkadaşlar? Ben burada kaydete bastığım zaman adı ve soyadı gönderecek doğrulama kodunu da gönderecek diğer tarafta. Biz bu formda bu arkadaşı kopyala şey kontrol ediyor olacağız. Hadi yapalım. Bunun için validate kısmının şeyini vermemiz lazım. Neyini? Form oluşturduk mu biz? Yok. Form oluşturmadan form yaptık ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Tamam. Şuradaki form kontrol kısmının ve butona kadar olan arkadaşları alıyorum. Ne diyorum ki? Siz bir formun içerisindesiniz. Bu form submit edildiğinde lokal hostun altındaki kap kap çakılasörünün altında bulunan projedeki kapça test isimli kontrolöre gidecek ve oradaki validate isimli metoda sizi gönderecek. Metot olarak da post kullanmanızı şey yapıyorum. Emrediyorum. Yeni dedim herhangi bir değişiklik yok. Formumuz ama yerindedir diye tahmin ediyorum. Yani gelmiştir diye tahmin ediyorum. Birisi şimdi her şey mükemmelmiş gibi gitti bir de arka tarafta elektrik süpürgesi açtı. Ya Rabbi ya Resulallah. Önceden dandik kamerayla çekerken ne güzelliği ya. Onun mikrofonu kullanırken hiçbir şey almıyor. Arkada dünya kopuyordu. O kadar da değildi de. Neyse almıyordu ya. Şimdi her şeyi alıyor bu. Umarım bunu almıyordur. Birkaç ayarlama yaptık ama yine de inşallah almıyordur. Neyse devam ediyorum. Yine gereksiz bir bilgi. Şimdi bunu buna gönderiyor mu? Validate'e gönderiyor. Gördüğünüz gibi bastığımızda Güzel. Şimdi alalım bakalım neyi alacağız. Almamız gereken şey neydi arkadaşlar? Birincisi personel adı eşittir dolar dolar this input post neydi? Personel adı. Diğeri de neydi? Kapçaydı. Çat 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 çat. Kapça. Alright. Peki. Bunları bir ekranda yazdıralım. Personel adı kapça. Bu kadar. Bakalım geliyor mu gerçekten bize. Yeniledim. Buraya diyorum ki Gökhan Kan Demir. Doğrulama kodum R X E A J E 1. Tamam. 2 4 6 8 Overland trendi çalışıyordu ya önceden hatırlıyorum. Neyse şimdi kafam kaçtı bir an. Bastığımda Gökhan Kan Demir geldi. Kapça gelmedi. Kapçanın ismini verdi. Kimi de gelmedi. Kapçanın ismini gel verdik mi? Gel işte var. Kap t ç t. Lanet olasın. <laughs> Kapça ve ezan okunuyor. Şimdi arka tarafta çok ses geliyor burası çok yakın. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet devam ediyoruz. Ee, şöyle bu sefer yeni olmaz zaten. Yeniledim. Okan Kandemir doğrulama kodu 5B. X8, A36 ve kaydet. Bakın geldi. Gayet iyi. Peki. Şimdi en önemli soru. Şu arada şunu da deneyelim. 8 karakter değil de, şunu 5 yaparsak orada 5 çıkacak zaten. Geri gel. Bakın 5 karakter oldu. Ben bir önceki derste bunu çalışmadığınız söyledim, çalıştıramadım söyledim ama word length yok, buna söylemedim. Çok emin değilim ya. Ee, bir kontrol ediyoruz, onda bir düzeltme yapabiliriz yine de. Burada onun gördüğünüz gibi karakterlerini değiştirebiliyoruz. Neyse, karakterinde dediğim karakter sayısını. Neyse, şimdi bu 5 kalsın daha iyi. Şimdi ben burada onları alabildim. Fakat burada bana gelen kapça kodunun gerçekten resim üzerinde yazan olduğunu nereden anlayacağım? İşte en önemli soru bu. Bunu da ne yapmam lazım? Ben bunu Vive gönderiyorum da Vive'den ne yapabilirim? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Ben bunu Vive gönderiyorum. Aynı anda bana neyi gönderiyordu Vive'de? Oradaki e, hatırlayacak mısınız arkadaşlar? Hatırlarsanız şöyle yapalım. Şunu bir yazdırayım ben şöyle. Print R ile. Bakın neler geliyor bize. Yenilediğimizde Word geliyor time geliyor, file name geliyor, nerede oluşturulan dosyanın adı ve resim halindeki metin bize geliyor. İşte bu word'ü buraya gönderebilirim. Belki hani formun içinde bir tane hiddenlı input oluştururum. Onunla o birbirine eşit ederim. Fakat bunu bunu kurcalayan adam bunu ay şey anlarsa bu sefer ikisini aynı değer yapar. Aynı şekilde gidebilir. Hani bir insan bununla uğraşır mı bilmiyorum ama eğer bir bot bunu yakalarsa o daha da tehlikeli bir durum haline gelir. Bundan dolayı bakın biz burada doğrulama kodunu oluşturduğumuzda diyoruz ki this lot library neye başvuracağız? Session'a. Bunları otolotta yapmadım bilerek. Tek bir ihtiyacımız olan her şeyi burada tanımlayayım diye. Station'da tanımlıyoruz. E, tanımladıktan sonra yükledikten sonra session'a bir değer atacağız. Yani bu kapçayı komple set user data ile bir atıyoruz. Diyoruz ki kapça kod dedik. Tamam. Değeri de kapçanın içerisindeki word isimli indis arkadaşlar. Böylece ben şurada kontrol ederken diyeceğim ki bu arkadaşa eğer şöyle diyelim kapça word diyelim ona da dollar this session user data kapça Word olsun. Fakat seçini burada kullanmamız için seçini burada da tanımlamamız lazım. İki tarafta da ayrı ayrı tanımlama yapmak yerine bu arkadaşların hepsini şurada bir tane public constructor pardon function tık tık construct yapıp bir de parent'ın constructını da almak yani ci -E Controller'ın alıp ondan sonra hop dolar this session no, this load library session diyerek şunu yükleme yaptırabiliriz. Evet bakıyorum başka bir problem yok gibi gözüküyor. Şimdi burada if şartını kullanalım. Hatta ilk şöyle yapalım. Echo captcha word diyelim. Görelim dosyamızı. yine dedim o kalmadı artık. Bir daha bu arkadaş F3 NPQ bastığımda gördüğünüz gibi kapça word gelmedi. Kapça word'un gelmemesinin ha kapça kod demişim. Kapça word'u okumuşum. O yüzden oldu. Kapça kod diyelim buna da. Bütünlük olsun diye. Ondan dolayı bir an şaşırdım. Şöyle bastığımda bakın bana oradaki kodu verdi. Demek ki session başarılı bir şekilde çalışıyor. O halde biz artık yapacağımız işleme başlayabiliriz. Diyoruz ki kapça, eğer kapça kodu eşitse echo işlem başarılıdır desin bize. Ki siz de biliyorsunuz bunu diyecek. else echo lütfen doğrulama kodunu doğrulama kodu programı işte. Şöyle şey yapalım. Hoppa. Şimdi geri gidiyoruz. Yeniledik. Expected or mu? Nerede? 67. satırda. Nokta virgül. Tamam. Bu kadar bağırma ya? Adınız söylediniz. Gökhan Kan Demir. 6 muhtemelen P, M, C MC. MC J. Kaydete bastığım anda doğru <laughs> ne? Nasıl yanlış lan? <laughs> Neyse. I, A, S, 42 dedik. Bastık. Doğrulama kodu yanlıştır diyor. Lan biz nerede yanlış yaptık? Kapça, kapça kod, kapça kod, kapça kod, word. Allah Allah. Vay arkadaş. Nedir bu ya? Bir daha deneyelim. Daha güzel böyle. Ha mesela şu çok net bir şey. T, J, C, ve dedik, bastık, başarılır İşlem başarılıyı aldık sonunda, doğru gelmişiz Gördüğünüz gibi hem başarılı hem başarısız halini istemeden de olsa test ettik ve yaptık. Uzun bir ders oldu sanki ya bu. 23 dakika olmuş, vay arkadaş. Neyse, güzel bir ders olduğunu inanıyorum. Siz de bu dersin sonunda artık istediğiniz gibi, dediğiniz gibi kapça kodu oluşturup bunları formunuzda kullanabilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Benden ve güzelim kedimden bu kadar. Kendisi bilmiyorum nerede. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlamayı asla unutmayın.